Bahar'ın bir şeye ihtiyacı var mı diye gelmiştim ben ama. Yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Biz hallediyoruz, sen merak etme. Değil mi Bahar'cığım? Birazdan biter ineriz zaten. Peki 2 senedir öz kızınız sandığınız Efsun Atahan'la ilgili hisleriniz neler? Pardon. Atahan değil. Efsun Atahan değil. Efsun Demirci. İşin özü, doğrusu bu. Kayıtlara da bu şekilde gitsin lütfen. Rica ediyorum, düzeltin orayı. Bir dolandırıcı çetesinin eline düştük. İyi niyetimizi suistimal ettiler. Açıkçası hepimiz olabildiğince öfkeliyiz. Durum adliye intikal etti. Şu anda dava devam ettiği için açıkçası daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Heh, işte bizim güzel kızımız da geldi. Size kıymetli yeğenim Bahar Atağan'ı tanıtmaktan mutluluk duyarım. Bir aile fotoğrafı alabilir miyiz? Tabii tabii abicim. Kızım gel yanıma. Gel. Gel yavrum. Bak Bahar. Ay güzel kızım, maşallah maşallah. Hasret. Sen niye bu fotoğrafta yoksun annem? Ne bileyim abla. Öyle araya girmek istemedim. Ben pek içinde olmasam da olur diye düşündüm. Neyse, çok güzel bir kahvaltı hazırlamışsın, eline sağlık. Bir an önce bir şeyler yiyelim, ben çıkayım. Bugün tamam. Adli tıba gideceğim. Bahar orada olacak. Yanında olayım istiyorum ben de. Tamam. Bir de onunla konuşmak istediğim bir şey var. O zaman ben sana bir çay koyayım hemen. Değil mi kuzum? Zahmet olacaksın. Söyle. Ne güzel çıkmışız. Şahane oldu Ele Güne karşı. Keşke sen de olsaydın. Yok anneciğim, iyi ki yokmuşum. Biliyorsun ben böyle şeyleri sevmiyorum. Abime paparazzi olmalı anneciğim. Biliyorsun öyle poz vererek haber olmak kalasına hali. Bak sen Müge Hanım, geç dalganı, geç. Geç. Günaydın. 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 Gel Bahar'cığım. Geç kızım. Biz kahve keyfi yapıyoruz, keyfimiz çok yerinde. Siz de ister misiniz? Ben almayayım, teşekkürler. Ben de almayayım. Peki. Ne güzel olmuşsun Bahar'cığım. Şahane çıkmışız. Onu konuşuyorduk. Abicim bak. Abi. Gerçekten güzel çıkmış. Ya. Arada göstereyim. Bahar. Pek hoşlanmadı bu durumdan galiba. Yok yok, çok güzel. Ben alışık olmadığım için. Alışacaksın. Bahar'cığım alışacaksın. Fulya ablan da ben de bizim sınıfa uygun hareket edebilmen için sana gerekli bütün desteği vereceğiz. Fulya'cığım ben aslında senin gibi düşünmüyorum. Yani Bahar'ın öyle çok da öğrenmesi gereken şeyler yok aslında. Magazinse biliyorsunuz ben de çok sevmem magazin. Bilmesine gerek yok. Öyle sınıf ayrımına falan da inanmıyorum sizin gibi. Hem önemli olan bizim
aile olmamız değil mi? Ben bunun zamanla olacağına inanıyorum. Değil mi Bahar? Efsun! Efsun! Ne var? Bana neden bunu yapıyorsun? Şaka mısın Arda sen? Şaka mısın? Yemediğin nane kalmadı. Bana hesap mı soruyorsun? Efsun bana bunu neden yapıyorsun dedim. Sen şuurunu kaybetmişsin. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsan sen bana yapıyorsun. Gözümün önünde Zeynep'in ağzını burnunu yedin mi? 40 yıllık karına inanmadın. Şimdi benden hesap sormaya hakkın yok senin. Anladın mı beni? O adamdan uzak duracaksın. O adamla görüşmeni istemiyorum. Benim o adamla bir şey yaşadığım yok. Beni dinleseydin cevabını bilirdin. Ama maşallah liseli aşıklar gibi Zeynep'le herkeslerin ortasında fingir 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 diyen sensin. Bunu bana sormaya hakkın yok senin. Anladın mı? Beni çok kırdın Arda. Ben günlerdir uyku uyuyamıyorum. Ben günlerdir nefes alamıyorum. Senin yüzünden. İçimdeki sevgini, içimdeki seni öldürdün. Bitirdin. Kolay mı lan böyle? Çocuk oyunu mu bu? Ha? Bitti. Senin de dediğin gibi. Bitti. Bitti. Sardı. Sevdiğin kadını başka birinin kolunda görmek nasıl bir his? Çok acı değil. Ne işin var senin burada? Seninle aynı durumda yazardı. En sevdiğim kadın bir başkasıyla evlenmedi. Ben annemi çok sevdim Arda. Hayatta en çok annemi sevdim. Ondan başkasını da sevemem. Ama çok sevdiğim kadın senin yüzünden babanla evleniyor. Sen onu aldın benden. Sen onu aldın benden. Annemden de, benden de uzak duracaksın. Duydun mu? Çok yazık be Arda. Çok yazık be oğlum. İzin verseydin sana o kadar güzel babalık yapardım ki. Yeter! Defol git buradan. Defol. Çok yazık oldu. Sizin gibi çapsızlar yüzünden otel batıyor. Zaten rahatlamaya geldim. Daha çok gerildim. Adam gibi masaj istiyorum. Ne oluyor be? Sana öyle güzel masaj yapacağım ki bir gevşeyeceksin, bir gevşeyeceksin, bir daha toparlanamayacaksın. İmdat! Yardım edin! Cemre, şimdi teyzem senin bacağını alıp ağzının içine sokacak. Ki çok iyidir bu konularda. Hatta bak tam adamına düştün kız. Bırakın beni, imdat! Sus kız, sus! Bana bak. Sen misyonunu kız bizi, ha? Nur Hanım'ı senin yüzünden mi aldılar elimden? Cevap ver! Ben kimseye bir şey söylemedim Efsun. Yalan söyleme. Doğru söylüyorum. Nurhan'ı ben de çok seviyorum. Niye söyleyeyim? Ben bir şey yapmadım. Efsun, bu konuşmayacak. Masaj buna yetmez. Ben bunu haşlayayım. Ah. Ben mani yaparım. Bir güzel eritirim valla. İmdat, yardım edin!
Lütfen beni buradan çıkarın. Ya nefes alamıyorum, çok sıcak. Çıkarın lütfen. Efsun, ben dereceyi 150'ye çıkarsam ölür mü? Hiçbir şey olmaz buna be. Bu alışkın çünkü, bu cehennemden alışkın şeytan. Efsun, ben kimseye bir şey söylemedim. Hiç kimseye bir şey anlatmadım. Lütfen çıkarın, nefes alamıyorum lütfen. Yalan söylüyorsun sen, yalancısın, yalancı. Hayır, gerçekten yalan söylemiyorum. Gerçekten. Allah Bey, yardım edin. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Ya kadıncağız akşam davete gidecek. Elbisesi olmuyormuş üstüne. Koyduk onu oraya da bir saatte bir 5 kilo versin, rahatlasın kadın. E hadi sen de Allah Allah, dikiliyor hala ya. Ne kafa açan bir insansın ya. Her bir şeylerin altından da sen çıkıyorsun Ednen. Yürü. Adnan Bey, yardım edin. Lütfen. Adnan Bey. Adnan Bey. Yardım edin. Lütfen, nefes alamıyorum. Lütfen. Cemre, bağırıp durma, yeter. İtiraf edene kadar seni buradan çıkarmayacağız. İtiraf edeceksin, şikayetini geri alacaksın. Gideceğiz, Nuran'ı kurtaracağız, o kadar. Efsun, ben bir şey söylemedim. Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Lütfen çıkarın. Yarın sabah hemen toplantı ayarlasınlar. Ayrıntılı bir mali raporu istiyorum. Ahmet Bey'le konuşur da ayrıntıları biliyorum. Tabii efendim. Mehmet Emir Bey. Ne oldu lan? Koşun, karınızı haşlıyorlar. Ne yapıyorlar? Efsun Hanımlar karınızı savunmaya kapatmışlar. Çıkmasına müsaade etmiyorlar. Ne diyorsun sen be? Yalvarıyorum, çıkarın beni. Burası çok sıcak. Nefes alamıyorum lütfen. Ya bu ısındıkça daha tatsız olmaya başladı ha. İtiraf et! Ben bir şey yapmadım, yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Mehmet Emir, yardım et. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Bir bana ne olduğunu anlatsın. Cevap verin. Ne oluyor diyorum size? Mehmet Emir babacığım. Nuran'ı aldılar benden. Sosyal Hizmetler Kurumu. Ne? Birisi gidip Nuran illegal yollardan evlat edinildi demiş. Biz onun Cemre olduğunu düşünüyoruz tabii yani, hatta eminiz. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben hiç kimseye bir şey söylemedim. Yemin etme be, çarpılacaksın. Mehmet Emir, şu kadına bir şey söyle. Sürekli beni tehdit ediyor. Benim can güvenliğim yok. Ne yapayım? Sizin gibi saç başa kavga mı edeyim? Savunayım mı, tıkayım onları? Sen karını savunamıyorsun. Sen beni hak etmiyorsun. Sen benim kocam olmayı hak etmiyorsun Mehmet Emir. Sen nasıl böyle oldun? İyi bir insandın sen. Kocaman bir kalbin vardı senin. Hangi ara dönüştün? Hangi ara mı oldun? Senin o manyak kardeşin Hülya ve bu ruh hastaları yüzünden ben bu hale geldim. Konakta karın gibi değil, bir sığıntı gibi yaşıyorum. Çünkü sen basiretsizsin Mehmet Emir. Aa, kocasına neler söylüyor. Terbiyesiz kadın. Yeter artık. Uğraşamam sizinle. Mehmet Emir nereye? Kızım yanına. Bağın yanına gidiyorum. Huzur bulduğum tek yer orası. Sizin gibi delillerle uğraşmaktan sıkıldım artık. Ama bak Cemil, bizden kurtulduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Nuran'ı oradan çıkarana kadar gözümüz üstünde. Biz bir şekilde seni bir kıyıda, köşede, bir yerde kıstırırız. Anladın mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor kız? Teyze hoş. Teyze niye ittiriyorsun, kızı kaktırıyorsun? Zeynep, anlatsana. Kız, ne bu tripler? Ben artık bu mankenlik işini yapamayacağım. Bu nedir? Anlamadım ben. Yani ne? Bak, ben seni yarı yolda bırakmak istemiyorum. Ama daha fazla bunu yapamayacağım. Üzül. Kız, güneş geçti başına bunun değil mi? Teyze hoş ya. Bana bak. Çok ağır bir kış geçirdik. Çok uzun sürdü. E tabii güneş çıktı şimdi. Senin başına geçti, kafa yandı değil mi? Hadi hadi tamam ya. Aa, kesin böyle komiklikleri, şakaları. Tamam, her şeyin de bir sınırı var. Bak akşam bizim davetimiz var, eventimiz var yani. Reklamlarımızın reklamlarını yapacağız. Ayrıca ben sana ne dedim? Ha Zeynep, ne dedim? Bundan sonra öyle Efsun'dan giyeceksin, başka bir şey giymeyeceksin demedim. Yine giymişim böyle paçavra gibi ya. Efsun, ben çok özür dilerim. Teyze. Kız sen manyak mısın? Ha? Delirdin mi? Kafayı mı yedin? Ben sana o kadar paralar yatırdım ya. Sen beni böyle yarı yolda mı bırakacaksın şimdi kuzen? Efsun sakin ol. Ya ne sakin olacağım ya? Zeynep sen delirdin mi? Aklını mı kaçırdın? Kızım ben dünyanın parasını harcadım ya. Evet Efsun. Ben bunların hepsini anlattım ona. Dedim ki Efsun'um sana dedim ne kadar para harcadı dedim. Senin için ne kadar çaba sarf etti dedim. Ona böyle bir şey yapılır mı dedim. Söyledim çocuğum. Tamam Efsun. Ben çalışırım. Tezgahtarlık yaparım. Senin zararını öderim. E zaten başında öyle anlaşmıştık. Laflara bak ya. Çalışacakmış kadın. Ya zarar mı ödeyeceksin ha? Zararımı mı ödeyecekmişsin sen? Sen zararımı ödeyeceksin ya benim? Sen ne sanıyorsun? Sen hayatım boyunca çalışsan o parayı bana ödeyemezsin ki. Ya Efsun niye anlamıyorsun? Olmuyor. Olmuyor. Ganimet annem beni terk etti. Biz Cemal'le boşanıyoruz. Gazetelerde boy boy resimlerim var. Haberlerim çıkıp duruyor. Olmuyor işte, olmuyor. Ay ben delireceğim. Ay ben delireceğim. Allah'ım ya Rabbim. Kısmetsizin gülünün ettiği laflara bak ya. Kızım sen manyak mısın? Ha? Bütün billboardlarda boy boy senin resimlerin ne güzel çıktın oralarda. Bütün sosyete senin peşinde. Sosyal medyalarda milyonları aştı takipçi sayın iki günde. Ha? Neyi tepiyorsun elinle? Ben söyledim Efsun. Yol boyunca çok laf ettim. Ama nerede? Bırak Efsun bırak. Belli ki korkmuş. Ben sana yeni bir manken bulurum. Sinirlerini bozma. İyi tamam git. Biz de bu sevdadan vazgeçelim. Artık mankenim değiliz. Ama bu senin için yaptığım reklamların, billboardların parasını bana bir öde. Çünkü ben onları çöpe atacağım artık. İşim yok onlarla benim. Anladın mı? Oradan da zarar ettim. 500 bin lira istiyorum senden. Ne diyorsun ya? Ne 500 bini? Anne? Anne bir şey söylesene. Ne diyeyim ben Zeynep? Efsun bak anlamıyorsun. Ne olur bir şey yap. Bak güzelim. Bak Zeynepciğim. İkimiz de bir taraflarınla balık tutsan da bu parayı bana ödeyemeyeceğini biliyoruz değil mi? O yüzden kendin için de benim için de en iyisini en doğrusunu. Tamam? Kapı açma. Bu akşam prensesler gibi giyin, temiz, pak. Davetli yerine al, işini yap, çek. Bir daha da böyle laflar et. Tamam? Senden nefret ediyorum. Beni nasıl bir işin içine soktun böyle? Nasıl bir işin içine sokmuş kız? Ha? Yettin ya. Niye yürüyorsun annene? Niye? Nedir yani senin sabahtan beri dramatik dramatik millete böyle yürümen nedir? Ben anlamıyorum ki. Sanırsın atom bombası yapıyoruz burada. Namusunla, şerefinle para kazanma fırsatı sunuyoruz sana ya. Senin yerinde olmak isteyen kaç tane genç kız var sen biliyor musun? Bu kadın kendini paralıyor senin için ya. Yettin. Nedir? Zeynep. Durmayacağım anne. Durmayacağım artık bırak beni. Peşimden de gelme sakın. Zeynep. Teyze hoş.
Bırak. Bırak, gel buraya. Genç kız bir kafasını toplayacak, kendiyle kalacak. İzin ver. Ağlayacak, ağlayacak, gelecek sonra yani. Bir derin nefes alacak. Sen de aynı şeyi yap. Tamam, bitti gitti bu konu. Gel bak, sana şurada bir tane kokteyl ısmarlayayım. Ondan sonracığımıza şu havuza seninle bir çökekle çimek mi kız? Ha? Bana bak, sana Taylandlı, Bangkoklu böyle gözleri çekik masaüstü tutayım mı ben? O topuklarını senin kafana çıkarsın da bir çakraların açılsın, bir ferahla. Efsun. Sen de ben yanlış mı yaptım? Teyze kapat şu konuyu artık vallahi ya. Tamam. Düşünme artık bunları. Bir insan sürekli kendini nasıl böyle suçlar kendine yürür? Tamam. Sen kızın için en iyisini istiyorsun. Bundan daha normal bir şey var mı? O da anlayacaktır bunu. Hatasını geri dönecektir sana. Sen dünyanın en iyi annesisin. Değil mi? Bana dün namusundan bahseden, ahlak dersi veren adamın bu zengin kızının yanında ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Ha, zengin kızı buldun, yamandın tabii değil mi? Üstündekileri de sana mı aldı? Ha? O gün masaya attığın o dese dese paraları da bu mu verdi? Müge Hanım, siz mi verdiniz? Zeynep, yeter. Ne yeter ya, ne yeter çekil. Tatlım, sen de güzel oyuncak bulmuşsun. Tepe tepe kullan. Çek o elini, hassiz! Sen de mi seçemeden ayrılmak isteyen? Şimdi mi kocanı kıskanmaya başladın? Sen kime neyi atar yapıyorsun ha? Manken çakması seni. Sen düzgün konuş, dün güvel et. Bana bak, bana bak! Sen burada bize laf yapacağına. Para için git manken panolarında oranı buranı aç. Senin saçını başını yolarım. Bırak! Bırak! Tamam. Saçını başını yolarım ben. Ben yaptırırım seni. Ne? Şşş. Hayırlık. Ya tamam. Bırak ya. Saçını yolarım. Sen. Şşş, tamam. Ya bırakın ben kendimi. Bırak. Sen. Çıkartma bunu. Defol. Dünya üzerindeki bütün hatanlardan nefret ediyorum. Özellikle senin o abinden nefret ediyorum. Biz de sana bayılıyoruz zaten. Çık. Defol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.